Cumhur İttifakı'nın ortaklarından yeniden Refah Partisi bir arşivini açmamız gerekiyor yine. Ortak oldular, çok kısa bir sürede fikir değiştirmişti Fatih Erbakan. İttifaka katılma kararı almıştı ama arşiv unutmuyor diyoruz ya. Cumhurbaşkanı İttifakı'na dahil olan yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tam da Erdoğan'ın 3. dönem adaylığına ilişkin sözler söylüyor. Gelin hatırlayalım. Üçüncü kez aday olması mümkün gözükmüyor. Onunla ilgili tabii olabilir diyen taraf da efendimiz 2017'de bir referandum yaptık, anayasa değişikliği yaptık. İşte bu yeni sisteme geçtik. Dolayısıyla yeni sisteme geçtiğimiz için ondan sonraki sayılır. 2018'deki Cumhurbaşkanı seçilmesi sayılır. Dolayısıyla bir kere seçilmiştir diyorlar. Genelde buraya dayandırıyorlar ama tabii o 2017'de anayasada bu iki veya üçüncü kez seçilmeyle ilgili olan madde değişmedi. İki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Şimdi buna baktığınız zaman tabii 2014 ve 2018. Yani orada bir değişiklik yapılmış olsaydı 2017'de tamam. Dolayısıyla iki kere seçilmiş, artık üçüncüsüne girmesi hukuken mümkün gözükmüyor. Genelde de zaten tarafsız hukukçuların kanaati o yönde. Yani aday olabilir diyenler öyle veya böyle biraz iktidara yakın isimler. Seçim kararı alabilir, öyle bir yetkisi var ama onda da gene aday olamıyor. Doğru. Yani sadece o maddede işte meclis tarafından karar alınması halinde. 116. madde. Tabii aday olabilir diye söylüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun da bir miktar talimatla iş yapabilme şüphesi maalesef var. Bu da daha değişik bir ortama zemin hazırlar. Yani tepki olur. Bir miktar tepki oylarının artmasına yol açabilir AK Parti'ye karşı. Yani çünkü burada hile yapıyorsunuz gibi bir durum. Ters tepme ihtimali de olabilir.